Merhaba arkadaşlar, bir arıcılık videosunda daha sizlerle beraberiz. Bugün Gökhan Ateşeli agamızla birlikte. İnşallah yüzümüz gözüküyordur. Biraz terste kaldık ama. İnanılmaz bir yağma var. Evet, yani sarıcalar, eşek arıları. Ustalarımız ortalığı karıştırdılar. Karıştırdı gittiler ortalığı. Yani, bize de video çekmek düştü. İşte yani nasıl artık bakacağız. Şimdi arkadaşlar detayına inmeden şey anlatmak istiyorum. Minik evet. Kovan böceğini anlatacağım. Küçük kovan böceğini anlatacağız bugün size. Henüz daha ülkemize gelmedi arkadaşlar. Gelmedi. Yani çiftleşmesini falan anlatmayacağım. Kaç yumurta atıyor, kaç tane atıyor diye bakmayacağım. Onu artık Mami size yazı olarak videoda geçer. Çünkü uzun mevzuat. Ben biliyorum ama şey olarak geçeceğim. Şimdi bu minik kovan böceği hem yurt dışındaki olaylarla birlikte Türkiye'deki olayları anlatacağım. Minik kovan böceği Afrika sahra altı bir böceğidir. Bu böcek ülkeler arasındaki arıcılıkla önce İtalya'ya gitti. İtalya'dan Yunanistan'a kadar dayandı. Bir karşına geçeyim seni. Yani Yunanistan'a kadar dayandı. Ondan sonra Amerika'ya geldi, Miami'ye geldi. Neydi o eyaletin adı? Neyse, Miami. Neyse, Miami'den Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalık karıştı kovan böceği davasından. Ve Miami hangi eyalet diyor? Neyse, şimdi aklıma gelince söyleyeceğim. Başladılar, bir çalışma falan yaptı. Şu anda Miami tarafında, Florida. Florida tarafında olayı sakinleştirdiler, düzenlediler. Şu anda kontrol altına aldılar yani. Florida kontrol altına alındı. Ama 1-2 sene öncesine kadar Türkiye'deki arıcılar, büyük arıcılarımız hep şunu söylüyordu. Ya işte şöyle böyle, ama şu anda bu kovan böceği Avustralya, Yeni Zelanda, Hawaii, Brezilya adaları şu anda komple yayıldı. Yani şu anda Yunanistan'a kadar geldi, sınırda. Yani Bulgar'a geçmiş olabilir, geçmemiş olabilir. Bir ülkemize. Geçmemesinin sebebini de söyleyeyim. Bu sarıaltı böceği soğuk iklimde yaşayamıyor. Yani bu böcek bir kere kovandan dışarı çıktığı anda bir 10 kilometre, 5 kilometre bir uçabiliyor. Ama bu hayvan soğukta kışlayamıyor, yani yaşayamıyor. Şimdi Amerika'nın kuzey ile Kanada'nın kuzeyinde arıcılar biraz rahatlar. Çünkü orada kış çok sert geçtiği için kovan böceği, minik kovan böceği yaşayamıyor. İtalya'dan Yunanistan'a kadar bu böcek geldi. İşte bir ara bir tane komutan vardı, ismini unuttum. Bir Tarım Türk'te mi yayın yapıyordu? Yayın yaparken ne dedi? Trakya'da küçük kovan böceği diye bir böcek var dedi. İşte bir iki tane profla birlikte oraya gittiler tabii. Ben de ilk hamle tek tabanca. Ahmet Aga dedim böyle böyle konuşuyorlar dedim. Kovan böceği geliyor dedim. Keşan'daki. Ahmet Aga böyle. Bak ver, boş ver be ya dedi. Yani bırak dedi ya. O böcek dedi yıllardır var zaten dedi ya. Bak o böcekle o böcek uyuyor mu dedim resimleri falan. O böcek dedi. Dedim Ahmet Aga, bak senin oraya gelecek ama bu böcek dedim. Bak dikkat et dedim. O bizim dedi ayazımızı bir geçer. Kırklar elinin ayazını nasıl geçecek? Keşan'ın ayazını geçerse, nasıl geçecek? Ben Keşan'da 18 ay askerlik yaptım. kışın donuyorduk yani, arazide. O böceğin de sen dedi, Trakya'dan geçiş yapacağını tahmin et. Trakya'yı geçemiyor. Geçemediği için de herhangi bir sorun yok. Evet, Trakya'yı geçemiyor yani. Geçemiyor. Şimdi çiftleşmesini falan soruyorlar. Ben çiftleşmesine karışmıyorum. Benim izlediğim kadarıyla videolardan falan bu topraktan yani kovandan toprağa gidiyor. Daha sonra biyolojik döngü olarak topraktan tekrar kovana giriş yapıyor diye biliyorum. Öyle mi? Yok, bir şey yok. Onu nasıl? Anlatayım. Şimdi bu peteklerin üstünde dolaşırken tabii o da yararlanıyor. Bütün yani varoa nasıl ekmeğini çıkarıyorsa bu arkadaş da ekmeğini çıkarıyor. Kendi haline bir şey yapıyor. Bir söylentiye göre tam emin değilim.
işiyormuş, balı ekşitiyormuş, tadını bozuyormuş. Söyleneni söylüyorum. Yani bir pis diyor. Onunla bir bilgim yok. Elime yani bilimsel bir çalışma geçmiyor. Hiçbir şey diyemiyorum. Kovan dip tahtasına düşüyor. Yani orada bir gelişim sağlıyor. Aşağıda sıcak yerde. Aşağıda bir oluşum sağlıyor ama bir şey diyemiyorum ona. Yani resimlerde de o şekilde görünüyor ama bir şey demiyorum. Yani özellikle kovan böceği için geliştirdikleri ilaçları hep kovan dip tahtalarına, kovan girişine falan koyduklarını gördüm de. Ya onu da anlatayım. Onda da bir şey yok. Ya değişik değişik ilaçlar var şimdi. Şimdi bu minik kovan böceği İzmir'den, Muğla'dan, Aydın'dan bir giriş yaparsa yani bir esas şey esas felaket ya, o zaman olur diyorsun adalarından, yani. Yani Yunan adalarında bizim adalarımız da şimdilik geçici olarak Yunanlarda o adalarda arıcılık yapılıyorsa onlar da Yunanistan'dan arı alıp adaya getiriyorlarsa en büyük bir risk uçuşta bu. 5 kilometre 10 kilometre uçtuğunu farz edersek hani Aydın yani İzmir, Muğla bir giriş yaparsa risk altında. Ya inanılmayacak derecede çok büyük bir zarar görür bak. Aşırı bir zarar görür. Dur be kızım dur. Büyük bir zarar görür ama enteresan bir şey Ankara'dan ilerisi minik kovan böceği için hiçbir iş yok. Afyon şansı yok abi. Aşırı soğuk. Kütahya. Uşak'ta şansı soğuk. Yok. Ya inanılmaz soğuk, bir şansı kışın. Yok. Yani Yalova'ya gelme şansı yok. Bursa'ya gelirse gelir bilmiyorum. Bursa'nın soğuğu çok ılıman geçer ama o yukarılara çıkamazsa çıkamayacak. Bize gelmez. Bu kaç derece yaklaşık? Vallahi derecesini bilmiyorum da sıcak havada ürediğini biliyorum. Yani küresel ısınma artarsa o zaman bir risk az o zaman. Daha da o zaten şu anda kontrol altında alınmaya başlandı. Onun ilaçları şu anda var. İlaçlarını da söyleyeyim. İlaçlı tedavisi var yani. Var var. Şöyle bir şey var. Bak ondan kurtulmanın yolunda var. Hani dikkat ederseniz ağaçlara bir feromon takıyorlar. Koku. Elma ağacı, armut ağacı. Bir sürü ağaçta bir feromon kokusu takıyorlar. Yani oğul yakalamak için mi? Yoksa? Yok. Yani böceklerle ilgili. Ha böceklerle ilgili. Böceklerle ilgili olduğu için. Amerika'da bunun bu feromon kokusuna yapışkana gelen bir ilaç yaptılar. Doğuda. Minik kovan böceği geliyor ama erkeği geliyor galiba. Erkeği bu bizdeki şeritler var ya plastik. Evet. Varo ne diyor? Varo var neydi? Bayvarol. Bayvarol diyor. Plastik şeritler var. Onlara geliyor yapışıyor. Tamam. Yani oradan önlem alınıyor. Yani temasla an, yani. Temasla geliyor. O kokuya geliyor. Nasıl varo ve erkek arı sütüne karşı hassasiyeti var. O da ona öyle doğru geliyor. Yani oradan kontrol altına alınıyor. Yağla falan işte alttan yapıyorlar da artık o feromon kokusuyla konu kapandı artık. Bitti. Evet. Şimdi yarın bir gün bizde de feromon kokuları gelir. Ama varo ile ilgili bu koku, hatta ben bunu Halil Bilen söylemişti. Demişti ki ya anladım da böcekler de feromon kokusuyla dedi ağaçlarda yıkalıyorlar dedi. Varo'ya niye dedi yapmıyorlar dedi. Burada bir şey var deyince o benim kafama takılmıştı. Ondan sonra ben araştırdım. Küçük bir araştırma yaptım. Aynen yani Almanlara da falan sordum ben. Yani söylenen hatta Dellal'a sormuştum ben. Yani Abdullah Gökhan Dellal'a sordum. Ben dedim abi hocam ne diyorsun falan. Alman dedi ilaç mafyası dedi izin vermiyor. Vermiyor. Onlar dedi Varova'nın dedi Varova'ya karşı ilaç bulundu dedi. Hatta kodunu da verdi. Bir kod numarası verdi bana. Ben şimdi kodunu nereden bulayım da hangi şey mi onu bilmiyorum. Bir şey yapmadım. Yani şu yani anda Varova'ya ya Varova'nın ilacı bulundu. Hiçbir sorun yok. Yani konu kapandı. Evet. Ama sadece Alman ilaç mafyası buna şahsen hiçbir şekilde izin vermiyor. Yani niye? Biraz daha buradan bir ekmek yiyecekler. Yani normal ilaç fabrikaları gibi abi. Kanserin ilacı bulundu. Yani piyano diyor. Bulundu deniyor. Yani bulundu ama piyasaya veriyorlar mı? Vermiyor. Elindeki teknoloji kullanacaklar. Sonra geçecekler bir şey. Heh. Kovan böceğinden kurtulmanın yolu ne? Feromon haricinde. Evet. Şimdi bu minik kovan böceği hangi kovana gelir? Diye sormanız evet. Lazım. Küçük kovan böceği. Küçük kovan böceği onu da söyleyeyim. Bir, yavru çürüğü vuran bir kovan. Yani sarıcaların dadandığı kovan. Dadandığı kovan. İki, zayıf düşmüş. Hasta olmuş kovan. Evet. Zayıf kovan. Zayıf kovana kimler gelir? Sarıcası da gelir. Senin meşhur Japon. Japon katil yani eşek arısı da gelir. Bize göre yabani eşek arısı. O gelir. Ve aynen de
minik kovan böceği de zayıf kovanlara giriyor. Diyeceksin ki bu kovana girince biz bundan nasıl kurtuluruz? Formik asit. Formik asit ona da mı etkili? Acayip şekilde yani. Kovandan anında terk ediyorlar. Bir iki ilaçlamadan sonra formik asiti vurduktan sonra kesinlikle bir daha bulamazsın. Şimdi, kaçıyor. Varroa gibi yürüyor. Kaçıp gidiyor. Bir de bu ülkemize geldiği zaman arıcılarımız, acemi arıcılarımız, yeni arıcılarımız... Kovan minnoş gelince mi? Evet. Buçuk kovan böceği. Formik asitten başka çaresi yok. Hiç çaresi yok. Zaten kaç kişi dinliyor bunu? 150 kişi seyirse. Yani seyredenler de 2 ay sonra bunu unutacak. Gerek kalmayacak. O da neymiş diyecekler. Yani böceği bile tanımayacaklar. Yani Ege'de, ya Ege'den içeri girdiği zaman Ankara'ya soğuğa kadar, Çankırı soğuktur herhalde. Şeyde soğuk, Uşak da soğuk. Uşağı geçeceğini zannetmiyorum yok, ben. Soğuk olan yerleri geçmez. Yani şeye gelmez. Erzurum, Erzincan, oralarda kesinlikle şey olmaz. Soğuk değişiyor, yok. Gelmez. O direkt aha soğuk der geri döner. Kesinlikle gelmez. Yani. Aşırı şey gelmez. Ya buna dikkat edin. Bunu özellikle yani internetten bu böceği görmeye çalışın. Siyah bir böcek bu. Dikkat edin. Yani kontrol edin. Sürekli kontrol edin. Mesela çıtaların arasında karınca görüyorsunuz. Hı hı. Bir bakın onlar da öyle dolaşıyor. Yani arının kokusu bu minnoşa da yansıyor. Siniyor. Arı anlamıyor. Hı. O kokuyu alıyor anlamıyor. Yani formik asit benzeri bir koku mu? Yok arının aile kokusu. Ha, arının aile kokusuyla. Aile kokusu ona siniyor. Anladım. Sindiği zaman da anlamıyorlar. Hı hı. Arı kontrol etmiyor. Hiçbir şey anlamıyor arı. Ondan sonra işte göze giriyor mu bir şey oluyor bilmem ne oluyor bilmem ne oluyor. Şimdi bir de bu Amerika'daki videolarda benim izlediğim bir şey vardı. Amerikalılar ray kullanmıyorlar. Kovan rayı kullanmıyorlar. Yani bizim çerçeve rayını kullanmıyorlar. Bizimkiler de kullanmıyor. Ana ızgarasına karşı olan Bob diye bir adam var. O da ana ızgara. Bob Mini mi? Bob Mini. Bob Mini. Bob. İngilizcem olmadığı için Bob. Soy ismi Mini. Bob Mini. Ben bilmiyorum. Şimdi benim gördüğüm bir konu var bu kovan böceği konusunda. Amerikalılar ilk yaptıkları hareket yani bu şey geldikten sonra kovan böceği kovanlara geldikten sonra ilk yaptıkları şimdi hareket rayları çıkarmak oldu sarıcılar. Oğlum şişman bir erkeğim ben git. Zayıf bir adam bu. Kovan böceği geldikten sonra ilk yaptıkları hareket rayları çıkarttılar. Yani bu böcek özellikle tabii, rayların altına saklanıyor. Ya, rayların altına saklanan bir böcek olduğu için yani o yüzden olgunlaşana kadar orada takılıyor. Orada saklanıyor yani mum kurdu gibi oraya siniyor. Aynı mum kurdunu benzer bir taklit olarak evet, oraya doğru. Saklanıyor ve arı bunu temizleyemiyor. Dolayısıyla bizim yapacağımız hani ilk hareket rayları çerçeve raylarını, çerçeveleri üstüne koyduğumuz rayları kovandan çıkartmak. Aracı tabanı temizlemiyor ki. Doğru, haklısın valla. Ya dibe inecek köşede temizlemiyorlar duracak. Maalesef. Yağ koyuyorlar oraya da, tamam. Abi bizim aracı temizlemiyor. Ya benimki de kirletir şimdi. Yani hava atmamıza gerek yok. Gerçek. Temizlemiyoruz ki. Yılda iki kere kovanını temizliyor musun abi? Ben sürekli kovan değiştiriyorum, yani, temizliyorum ben. İki kere yap. Bir baldan sonra değiştir. Bir de ilk bardak. Yani şimdi bizim arkadaşlar pürmüzü vuruyorlar. Çok güzel. Pürmüzü vuruyor. Ondan sonra bir şey. Abi kovanın içini fırçalar var ya. Tel fırçalar var. Evet. Onunla kovanın birleştirme noktalarını. Hı hı. Kazıyacaksın onu. Kimdi Ankara'dakini üniversitesinde Aslı. Aslı Özkırım hocam. Aslı Hacettepe Özkırım. Üniversitesi. Hacettepe'deki. Ben onun bir programda seyretmiştim. Dedi ki telle dedi şey yapın dedi. Temizleyin telle dedi. Bir milim kadar dedi tel dediği şey yaparsa dedi. Güneşte de kalırsa dedi. Evet. Bu güneş dedi en iyi dedi temizleyicidir dedi. Yani bakteri yok eder dedi. Ben öyle mi dedim. Dedim her şey dedi. Profesör dedim şimdi ne diyeyim doçent. Böyle bildiği vardı dedim. Daha ilk zamanlarım. Ben abi kovanları aldım komple dibine kazıyorum ya bayağı bir kovan 1,5 saat kazıdım ben. Yani telle. Hocamızın lafını dinledin yani. Tabii dinlerim. Ya onlarla ilgili benim anılarım var da neyse.
dip baya baya kazıdım ya duvarları, onları kazıdım ya şey yaptım. Hiçbirimizi de vurmadım. Güneşe yatırdım 3 gün 4 gün böyle aslanımın dediği gibi bıraktım güneşte abi. Aldım ben araları koydum. 2 yıl inanır mısınız ben kovanda hastalık görmedim. Yok. Hiç görmedim ki bir de şey tembel arıcıyım ben yani. Sizin gibi gideyim de uğraşacak bir tip de değilim yani. Şeyim. Ben görmedim abi. Ne yavru çürüydü, ne taşıydı. Hiçbir şey görmedim. Ne mantığı, hiçbir şey yok. Abi kazırsan, yılda iki kere de kovanını temizlersen, ya pürmüz vuruyorlar. Vurun abi. Bende bir problem yok. Ama kazırsanız, nasıl kazacağını söyleyeyim mi? Bir tane kovan bulayım. Şeyle beraber. Eldemiriyle beraber mi? Yok. Bir tane ballık bulayım mı? Göstereyim ballıkla birlikte. Bekle abi. Evet arkadaşlar, buradaki bahsettiğimiz ray bu. Çerçeve rayı. Yani bu rayı çıkartmak gerekiyor. O da neden dolayı çerçeveyi bu şekilde koyduğumuz zaman mum kurdu gibi küçük kovan böceğinin de girdiği yer burası. Yani şu alt bölüm. Şu alt bölümü. Evet, arının müdahale edemediği yer bu alt. O yüzden Amerikalılar bu rayları çıkarttılar. Küçük kovan böceği geldikten sonra. Bizim de yapabileceğimiz ilk hareket arının ulaşamayacağı yer olan bu rayları kaldırmak olabilir. Bu da bir fikir olarak sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Şimdi şeyi anlatayım arkadaşlar. Bir he, başla. Arkadaşlar bu bulamadım fırça, burada tel fırça. Bunu tel fırça olarak düşünün. Koyduğunuz zaman şu araları var ya, şu aralar en önemli yer, şu araları. Şu aralar. Buraları temizlememiz lazım. Şuraları temizleyeceksin. Küçük kovan böceği ile alakalı. Kovan mı? Normal bizim şeyler için de. Böyle buraları. Bir de özellikle şuraları tertemiz yapacaksınız. Bu siyah bu. Tel fırçayla buraları bir kere komple temizleyeceksiniz. Evet. Kazacaksın ya. Bayağı ciddi ciddi kazacaksınız. Eğer kovanın altında telli ya. Tel var ya. Sökebiliyorsanız onu da söküp. Yani şu bölümü mü? Ha, aç. Bak. Gerekiyorsa. Evet. Gerekiyorsa şunu sökün. Bunun altında inanılmaz şu aralarda kalan ölü arılar var. Bunu sökebiliyorsanız sökün. Altından acayip arı çıkacak. Ve bunlar bakteri üretiyor. Siz bunu yaptığınız zaman yani buraları temizleyin, şu aralar, tabanı, duvarları temizleyin fırçayla birlikte 1,5-2 sene kesinlikle kovanızda hastalık görmeyeceksiniz. Bu da işte kovanı temizle. Ha, üstüne pürmüz çek, ne yaparsan yap ama işte ama bu kazıma olayını yap. Aslı Özkırımlıydı. Aslı Özkırım hocam. Yani ben onu dinledim. Dinlediğim için yani bir senemi ne yapmadım? O zaman işte çama gitmiştim. Ben çamda arıyı haşat ettik, geri getirmiştim. Arıcılığımın ilk seneleriyle merakımdan gittim. Yani yavru çürüğüne düşürdüm, getirdim arıyı çamda. Çamda bal aldın ama arı da gitti. Vallahi pek bal aldığımı da hatırlamıyorum ama yavru çürüğüne gitti arı. Onu net hatırlıyorum. Niye? Bir ay, iki ay yanına... Öğrenmek için gittim. Ben yani çamda arıyı sıkıştırma yolu diye bir yol var. Ben onu öğrenmek için arı götürdüm.